Evet, öncelikle Asya'dan herkese iyi günler dilerim. Şöyle notlarımı önüme aldım. Bir gözümle böyle o notları takip edip anlatılacak çok şey var çünkü size aktaracağım. Bir defa öncelikle Merkez Bankaları günü tabii bugün. Uzak Doğu'da da bu hafta 20 Merkez Bankası vardı. Bugün Tayvan, Endonezya, Filipinler Merkez Bankaları şu anda toplantı halinde politika faizi kararlarını ilan edecekler, edecekler demek belki daha doğru olur. Orada tabii ki merkez bankalarından analistlerin çoğu faizleri sabit tutmalarını bekliyorlar. Analistler bir kısmı diyelim azınlığı arttırın bekliyor ama indirim bekleyen yok, bunu bir defa bir kenara koyalım. Onun haricinde Avustralya Merkez Bankası Başkanı konuştu. Şu açıdan önemli, akşam FED ilk konuşan Merkez Bankası, onu takip eden Merkez Bankası Başkanı, aynı zamanda tabii gelişmiş ülkeler sınıfında oturan Avustralya'nın Merkez Bankası Başkanı diyelim, Şubat ayında varlık alımlarının tamamen sonlandırılabileceğine işaret etti. Bitirilir demedi ama oraya işaret etti. Bir taraftan da istihdam verileri geldi. Bu ikisini birleştireceğim. Neden birleştireceğim? Özellikle sıkılaşma beklentileri açısından. Şöyle ekranıma bakıyorum. Beklenti 200 binmiş. İstihdamda 366 bin gelmiş. Hayli üzerinde geldi. Tabii ki bununla birlikte de işsizlik oranı iş gücüne katılımın artmasına rağmen %5 beklenirken %4,6 geldi. Beklentileri çok aştı. Piyasada da böyle sıkılaştırma beklediğimizden daha da çabuk olur gibi bir algı oluştu. Bunu da nereden anlıyoruz? Hem Avustralya dolarından anlıyoruz, hem de özellikle tabii ki Avustralya tahvillerinden anlıyoruz. 5 yıllık tarafta bir anda 15 bas puanlık bir sıçrama oldu. Yine 10 yıllıklarda, 2 yıllıklarda getirilerde ciddi sıçramalar oldu. Tahviller satıldı. Dolayısıyla Merkez Bankası Avustralya'da da Fed'i takiben böyle daha hızlı sıkılaşmaya gidebilir. Onun dışında şöyle Güneydoğu Asya'dan başladım, oradan devam edeyim. Asya'nın güneyinden, güneydoğusundan devam edeyim daha doğrusu. Şimdi Intel diye bir not almışım. Intel tabii ki anlatmaya gerek yok. Özellikle işlemcilerde dünyanın büyük oyuncularından bir tanesi. Bir taraftan tasarım işinde kendi çiplerini tasarlıyor. Bir taraftan tabii ki aynı zamanda ne diyelim, buna dökümhane diyelim, kendi çiplerini de fabrikalarında basıyor. Şimdi orada tabii özellikle basım işinde ya da dökümhanecilik işinde, çip dökümhanecilik işinde hem TSMC ile hem de Samsung'la rekabet halinde. Bir taraftan tabii ki onların Amerika'da fabrika kurmalarından çok hoşnut değil. Onların aynı zamanda Amerikan teşviklerinden yararlanmalarından hoşnut değil. Ama bir taraftan da tabii ki CEO'su ilk defa göreve geldikten sonra Asya turuna çıktı. Orada Tayvan'a gitti. Dikkatinizi çekeyim. Bir taraftan da tabii TSMC ile rakip, ama bir taraftan da kendi çiplerinin bazılarını TSMC ürettirebilir. Böyle bir arada ne diyelim, tuhaf değil tabii ki ama enteresan, ilgi çekici bir ilişki var. Bir taraftan da Malezya'ya gitti. Şimdi neden Malezya'ya gitti? Malezya'nın dünya çip tedarik zincirinde önemli bir konumu var. Ne o konum? Özellikle test ve paketleme alanındaki, bunlar çok emek yoğun alanlar, çok böyle uzmanlaşma isteyen alanlar, dünyadaki pazar payı %14, hiç de az değil dünyadaki çip üretiminin böyle çapını düşününce. Orada zaten Intel'in bir fabrikası vardı, o fabrikayı genişletecek. Bunu neden böyle detaylıca anlattım? Miktar tabii, yatırım miktarı çok çarpıcı, 7,1 milyar dolarlık bir yatırımla çip tesislerini genişletecek. Muazzam bir yatırım Malezya gibi bir ülke için, aynı zamanda da çip ekosistemindeki konumunu daha da güçlendirecek. Zaten bizim bildiğimiz, özellikle otomotiv tarafından bildiğimiz Renesas gibi, Infineon gibi, ST Microelectronics gibi pek çok şirketin paketleme gibi servis aldığı ülkelerden bir tanesi Malezya. Bu konuda daha güçlenecek. Malezya'nın, tekrar söyleyelim, 7,1 milyar dolarlık yatırım, dile kolay. Umarım biz de bir gün böyle yatırımlar alırız. Şöyle ekranıma bakıyorum. Japonya'dan ihracat verileri geldi. Orada tabii Japonya'nın Almanya gibi küresel ihracatın dinamolarından olduğunu söylemeye gerek yok. Kasım ayındaki ihracat artış hızına baktığımızda da dış ticaret için olumlu bir sinyal veriyor. Çünkü bir önceki ayda %10 dolayındaydı. Şimdi %20'yi aşmış, %20,5 olmuş. Artış hızı katlandı. Şimdi onun dışında bir de otomotiv sektörü için önemli Japonya. Orada da otomotiv ihracatında ciddi bir artış var. Aynı zamanda çelik ihracatında, aynı zamanda yarı iletken, özellikle yarı iletken ekipmanlar alanında, ki burada bir parantez açmak lazım. Japonya böyle yarı iletken üretimindeki pay eskiye göre çok azaldı. Bir zamanlar %20 idi, şimdi çok böyle %4, %5'lere geldi, ama Japonya yarı iletken zincirinde özellikle ekipman üretiminde çok ama çok önemli bir ülke. Dünyanın 3-4 büyük ülkesinden bir tanesi. Bir tanesi Hollanda biliyorsun. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Üçüncü sırada da aşağı yukarı Japonya gelir. Bazı tabii ekipmanlarda uzmanlaşmış
bir ülke, eşi benzeri yok. Orada tabii yerel etken yatırımları dünyada arttıkça Japonya'nın da ekipman ihracatı artıyor. Bunu da bir kenara koyalım ama bir taraftan da ithalat tarafına dikkatimi çekmek isterim. İthalatı beklentilerden fazla arttı. Orada da kabaran bir petrol faturası var. Geçen sene göre 2 katına çıkmış. Bir taraftan da tabii güneyden kuzeye doğru gittik. Güney Kore'den hemen bahsedeyim. Güney Kore'de Covid dalgası var ama hiç bu kadar ciddi bir dalgayla boğuşmamıştı Güney Kore pandemi başından bu yana. Vaka sayısı bu dün itibariyle söylüyorum 7800'lerde rekor düzeyde. Hiç dediğim gibi hiç daha önce bu kadar yüksek sayılara görmemişti. Orada da sosyal mesafe önlemleri tekrar başladı. Lokantalar, barlar, diğer iş yerleri, insanların topluca bulunduğu yerlerde akşam 9'dan sonra kepenkler inecek diyeyim. Şimdi başbakan da konuştu bir taraftan. Durum çok ciddi dedi. Güney Kore'nin özelliklerinden bir tanesi de aslında tamaşılı insanların sayısının çok fazla olması. Nüfusun %81'i tam aşılı ama yine de böyle bir ne diyelim dalgayla boğuşuyorlar. Üstelik de Omikron daha yeni geldi. İşte bir gün önce 32 vaka vardı herhalde. Bugün itibariyle 142'ye çıktı. Bir taraftan da bu tabii hükümeti korkutuyor. Güney Kore'de. Çin'e gelemedim. Tabii Çin çok konuşacağız. Çin'de anlatacak çok şey var ama bugün daha kısa geçeceğim. Uzattım uzattım o gelişmelerini. Şimdi Bloomberg anketine katılan ekonomistlere 2022'de kaç büyüme bekliyorsunuz dendi Çin ekonomisi için. Orada ortalama oran %5 çıktı. Dolayısıyla Çin artık %6'nın altına düşecek. Bir taraftan da geçen hafta Çalıştay vardı, çalışma konferansı vardı. Oradan da böyle söylentiler geliyor. İşte büyümenin %5'in üzerinde saptandığı şeklinde bakalım ama %5 böyle Çin için ne çok düşük ne de eskisi gibi yüksek bir büyüme hızı. Çin'in potansiyel büyümesi pandemi öncesinde %5-6 olarak gösteriliyordu. Şimdi o bandı biraz daha altlarına gelecek gibiler ama o dün geçen haftaki konferanstan istikrar bulgusu çıkmıştı. Çin daha böyle dengeli büyüme güdecek gibi %5 olarak belirlenirse büyüme.